2022'de en şanslı ve en şanssız burçları belirliyorum. Belirledim bile. Biz sizler nasıl belirlediniz bilmiyorum. Yükselen ve yükseleni koç olanlar ve koç burçları bu yıl özellikle yeteneğinizi keşfedeceğiniz bir yıl olacak. 2022 size 2023'ün hazırlanacağı bir yıl olacak. Bol meditasyon, kalbinizin sesini doğru dinleyerek, hayallerinize odaklanarak bu sene küçük küçük notlar almanız lazım. Ben bu sene bunu başarmak istiyorum. 2023'te burada olmak istiyorum. Aslında çok şanslısınız. Hem ama 2023 tamamıyla 2020'nin ilkinin kutlaması olacak. Yani sizler şanslısınız. Sadece ruhunuzu, kendinizi iyileştirmeniz lazım diyorum. Değerli boğa burçları, hayaller konusunda adım atmaya en doğru zaman. Yani sakin sakin, şurada olacağın, şu şans kapım. Aslında bu yıl şanslarınızı çok doğru değerlendirdiğinizde kendinize doğru adımlar atacaksınız ve istediğiniz iş alanınızı ya da kurmak istediğiniz aile düzeniniz için adımların başlangıcı olacak. Şans var başlangıçlar için ama yıl ortasından sonra daha verimli hedefleriniz de olacak. Değerli İkizler Burcu, kariyer konusunda 12 yılın en şanslı dönemine giriyor. Lütfen yoruldum, sıkıldım, canım sıkılıyor, tatile gitmek istiyorum demelerden vazgeçeceksiniz. Çünkü kariyerinizle ilgili ne yapmak istiyorsanız adım attığınız takdirde bütün kapılar sizin hayatınıza verimli şekilde gelmiş olacak ve isteklerinize tek tek erişeceksiniz. Değerli Yengeç Burçları, bu yurt dışında yaşamak ya da akademik kariyerle alakalı bazı fikirleriniz varsa bu yıl bol bol seyahat etmek, hedeflediğiniz insanlarla, konuşmak istediğiniz insanlarla çok büyük bir destek alacağınız oldukça şanslı, oldukça bereketli. Hatta kendi kariyeriniz için isim yapmak, yayıncılık hayaliniz varsa kitap yazmak, astrolog olmak, ya bu konularla ilgili çok büyük fırsatlarınız var. Mutlaka bu hayatı değerlendirmek istiyorsanız bu yıla doğru adımlar atmanızı öneriyorum. Değerli Aslan Burçları, bu yıl yatırımların karşılığını alacağınız, hatta bu sene düşündüğünüz davalar, vergi, özel krediler ya da miras konularınızı gündemde olacak bir yıl. O yüzden 2022'den korkmayacaksınız, değişime açık olacaksınız. Bereketli bir sene olacak ama siz değişirseniz bereketli bir sene olacak. Siz değişmeyi deneyin, egoları geride bırakıp parasal mantığa doğru hareket edip kendinize ait noktalardaki gücü bulmanız lazım. Değerli Başak Burçları, özellikle bu evlilik ve ortaklı alanlarda çok şanslı olacağınız bir yıl. Hayatınızdaki bütün biriktirdiğiniz her şeyin karşılığını bu yıl görme. Yani kendinizi bu noktada güçlü hissedeceksiniz. Yeni bir iş kurmak istiyorsanız olumlu, farklı bir işe gitmek istiyorsanız çok olumlu. Sergiler merakınız olabilir, sosyalleşme fırsatlarınız daha yoğun olacak. Evlilik problemi yaşayanlar bu sene bu problemleri çözmüş, evlilik bereketini tadacaksınız. O yüzden ortak iş kurmak isteyenler için de bu dönüm, bu güzel imzalar, yenilikler sizi bekliyor. Yani korkmak değil, başarmak için adım atmanız lazım. Değerli terazi burçları, rutin komple 2022 sizin hayatınızın rutinini değiştirecek. İş ortamını değiştirebilir, sağlık alanında güzel haberler alacağınız bir nokta, yeni fırsatlar, yeni aksilikler 2022'de olanları aksilikleri geride bırakacak. Kendi işini kurmak isteyenler için çok doğru bir yıl. O yüzden bu dönem oldukça hazır olmamız gerekiyor. Yani biz bu yıla hazır mıyız? Bu yıl ben bunu yapabilir miyim değil. Siz bu yıla hazırsanız bu yıl size çok büyük başarılar elde edecek olarak uyarı veriyor. Değerli Akrep Burçları, özellikle çok farklı ortamlara gireceğiniz, tartışmalara, flörteşmelere, seyahatlere, sahnelerde bir kendinizi çok uzun yıllardır gösteremiyordunuz ya, bu yıl kendinizi gösterme, güzelliklerinizin farkında olacak. Evli olanlar çocuk sahibi olma noktasına doğru şanslı biri olacak. Aslında akreplerin çoğu aile ve çocuk enerjisini bu yıl doğru noktada tadacak ve siz
Flörtöz ruhunuzda da yenilikleri tadacaksınız. Yeni heyecanlar sizi bekliyor. Değerli yay burçları, 2022 ev alma gündeminiz. Ev değiştirmek, güzelleştirmek, tadilat, farklı şehirlerde yaşamak, gayrimenkulle alakalı yapacağınız yatırımlar, aile konularınızın yıllardır çözülmeyen noktalarını bitireceğiniz bir 2022. Aslında köklerinizle yaşadığınız krizleri daha doğru şekilde köklenme ve birbirimizi kenetlenme yılınız olacak. O yüzden ailedeki pürüzler geride kalacak diyorum. Değerli Oğlak burçları, oldukça seyahatler, iletişim, eğitim, yeni insanlar, yeni eğitimler, yani ticari anlamda merak ettiğiniz her şeye yeniden başlayacağınız, hatta başarıya elde ihtimalinizin en yüksek olacağı bir nokta. Bu sene yayıncılık işi yapabilirsiniz. İnsanlarla paylaşmak istediğiniz global yazarlık yapabilirsiniz. Farklı kalabalık ortamlarda iyi projeler, yenilikler size çok büyük güç katacak. O yüzden sizin güçlenmeyi, güçlü olmayı, kendi yönünüzü bulmanızı öğreneceksiniz. Değerli Kova burçları, para sizin bu sene para gündeminiz olacak. Maddi manevi alanda oldukça bereketli yeni yatırımlar, yeni planlar. Yani 2022'nin senesini para konuşulacak. 12 yılın en şanslı, yani 2022'nin en şanslı bence yılı, değerli kovalar size adım atıyor. Korktuğunuz hiçbir şey değil. Başarmak istediğiniz her şeyden korkun. Çünkü birçok şeyi başarmış olup bunun sevincini yaşayacaksınız. Evet, şanslısınız bence. En aktif bu olacağınız bir yıl. Her noktada seyahat, iş kurmak, yeni insanlar, yeni oluşumlar. Yani elinize çürük bir elma da gelse yeşerecek bir yıldasınız. Doğru adım attığınız takdirde bu yıl talepleriniz, istekleriniz, hayatınızdaki en verimli nokta sizin hayatınıza dokunmuş olacak diyorum. Peki en çok şanslı, şöyle gösteriyorum. Değerli balık burçları ve koç burçları, bu sene en şanslı, en duygusal, aşk, para konularında problemleri çözeceğimiz mi? Peki en çok aşkı bulacaklar koç, yengeç, aslan, balık, akrepler, bu ara aşkı, heyecanı en noktada isteyeceğiniz bir nokta. Evlenmek isteyen burçlar kova, başak, balık ve bu dönem ve en çok da çocuk enerjisi isteyenler için aslan, yengeç, Koç ve Boğa, Terazi bu sene çocuk, aile, düzen kurmayı isteyecek. En çok parada dikkatli harcama yapma. Para gelecek ama harcamayı en çok yapacak burçlar para konusunda. İkizler, Kova, Akrep bu sene bunlara çok dikkat etmeli. Sağlık olarak da özellikle Başak bu dönem ve Yay bu dönem sağlık konusunda dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bazı balık, bazı su burçları kitap yazmak, bazı hava burçları kendi işinizi kurmak, bazı toprak grupları da yurt dışı ile alakalı evrelerini, ateş burçları da aşkla yanmak isteyeceksiniz. Güzel bir yıl olsun, umutlu bir yıl olsun. Hoşça kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun.